Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çok kibar, çatapatı bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce kanalıma abone değilseniz, ücretsiz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklayarak tümünü seçerseniz, paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Bu modeli yazmanızın zemin renginde çalışırsanız çok daha şık olacağını düşünüyorum. Hemen buraya iki tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Aynı zürafanın içine tekrar batarak buraya pırpır yapıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batarak birinci zürafayı yapıyorum. Zürafamın eksilmemesi için aynı zürafaya tekrar batarak buraya ikinci zürafayı yapıyorum. Yani sondaki zürafadan artırma yapıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Tekrar baştaki zürafaya batarak buraya pırpır yapıyorum. Buradaki pırpırların büyüklüğü ne kadar eşit olursa modeliniz o kadar muntazam olur arkadaşlar. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Birinci zürafayı yapıyorum. Tekrar aynı zürafaya batarak artırma yapıyorum. İkinci zürafayı bu şekilde yapmış oldum. Tekrar baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Aynı zürafanın içine batıp kenarına pırpır yapıyorum. Yanındaki zürafaya battım. Tekrar aynı zürafanın içine batıp buraya ikinci zürafayı yapmış oldum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Kenarında 5 tane pırpırımız olacak. Dilerseniz 4 de yapabilirsiniz. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri döndüm. Aynı zürafanın içine batarak hemen üzerine pırpır yaptım. Yanındaki zürafaya battım. Tekrar aynı zürafaya batarak artırdım. Kenarında pırpırımız 4 tane, bir tane daha yapacağız. Baştaki zürafaya batarak buradan tekrar geri döndüm. Aynı zürafanın içine batarak buraya hemen pırpırı yaptım. Yanındaki zürafaya batıyorum. Artık burada artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Tek zürafayı yaptıktan sonra
1, 2, 3 tane zürafa bırakıyorum. 4. zürafaya batıyorum. Dilerseniz daha seyrek de yapabilirsiniz. 5. zürafaya batabilirsiniz. Veya zürafa aralıklarınız çok geniş ise bu arayı daha kısa tutabilirsiniz. Şimdi ben burada 4. zürafaya batarak aşağıya iniyorum. Bu şekilde ipimi ayarladım. Aşağıya indim. Aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. 2 tane zürafa yapıyorum. Buradan baştaki zürafaya batıp geri döndüm. Yine kenarına pırpır yapacağım, başlayacağım. Burada olduğu gibi zeminini yaparak tamamlayacağım. Biraz daha yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen üzerinde yaparak tamamlayalım. İğneme ipimi aldım. Hemen tepesinde bırakmış olduğumuz zürafamız var. Bu zürafanın içine batarak hemen buraya düğümümü atıyorum. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koydum. Ve buraya düğümümü attım. Şimdi tekrar aynı yere batarak buraya pırpır yapıyorum. Birinci pırpırı yaptım. Tekrar battım. İkinci pırpırı yaptım. Tekrar battım. Ve üçüncü pırpırı da yapmış oldum. Dilerseniz 4 ya da 5 pırpır da yapabilirsiniz. Ben burada 3 tane koyacağım. Hemen burada iplerimi keserek temizliyorum. Şimdi hemen ikincisini yapalım arkadaşlar. Bu şekilde üzerine rengarenk çalışacağım arkadaşlar. Diğerlerini de yaparak tamamlayacağım. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.